Harry Potter ve Sırlar Odası. Şen P.F. Harris için. Hızır ve Kötü Gün Dostu. 1. Bölüm. En berbat doğum günü. Private Drive 4 numarada kahvaltı sırasında bir tartışma patlak vermişti. Her zaman olduğu gibi. Mr. Vernon Dursley sabahın erken saatlerinde uykusundan yeğeni Harry'nin odasından gelen bir baykuş feryadıyla uyanmıştı. Masanın karşısından "Bu hafta 3 etti." diye bağırdı. Eğer o baykuşu kontrol edemiyorsan gitmek zorunda kalacak, o kadar. Harry bir kez daha açıklamaya çalıştı. Canı sıkılıyor, dışarıda uçmaya alışkın. Onu geceleri olsun dışarı çıkarabilsem. Vernon enişte fırça gibi bıyığından sarkan bir parça sahanda yumurtayla "Aptala benzer bir halim var mı?" diye hırladı. O baykuş serbest bırakılırsa neler olacağını biliyorum. Karısı Petunia ile birbirlerine karanlık bakışlar fırlattılar. Harry derdini anlatmaya çalıştı ama ağzından çıkan sözcükler Dursley'in oğlu Dudley'den çıkan uzun, gürültülü bir geğirmenin içinde boğulup gitti. "Daha pastırma istiyorum." Petunia teyze muazzam oğluna sisli gözlerle baktı ve "Tavada daha var tatlım," dedi. "Hazır elimizde fırsat varken seni iyice beslemeliyiz. Okul yemekleri için duyduklarım hiç hoşuma gitmiyor." "Saçma Petunia, ben Smeltings'e giderken hiç aç kalmadım," dedi Vernon enişte. "Yeterince yiyor değil mi evlat?" Poposu mutfak iskemlesinin iki yanından taşacak kadar iri olan Dudley sırıttı ve Harry'e döndü. "Tavayı versene." Harry canı sıkkın, "Sihirli kelimeyi unuttum," dedi. Bu basit cümlenin ailenin geri kalanı üstünde inanılmaz bir etkisi oldu. Ağzı açık kalan Dudley bütün mutfağı sarsan bir gümbürtüyle iskemlesinden yuvarlandı. Mrs. Dursley küçük bir çığlık atarak elini ağzına kapattı. Mr. Dursley ise şakaklarındaki damarlar atarak ayağa fırladı. "Lütfen demek istedim," dedi Harry. "Yoksa başka?" Eniştesi masaya tükürük saça saça "Ne demiştim ben sana?" diye gümbür dedi. "Evde o S ile başlayan kelimeyi söylemek hakkında. Ama ben..." "Ne cesaretle Dudley'i tehdit edersin?" diye kükredi Vernon enişte. Masaya da bir yumruk attı. "Ben sadece uyarmıştım seni. Bu çatının altında anormalliğinden söz edilmesini hoş görmem." Harry bakışlarını yüzü mosmor olmuş eniştesinden Dudley'i ayağa kaldırmaya çalışan rengi atmış teyzesine çevirdi. "Peki," dedi. "Peki." Vernon enişte av kokusu almış gergedan gibi soluyarak ve küçük, keskin bakışlı gözlerinin ucuyla Harry'i dikkatle kollayarak yeniden yerine oturdu. Harry, yaz tatili için eve geldiğinden beri Vernon eniştesi ona her an patlayacak bir bombaymış gibi davranıyordu. Çünkü Harry normal bir çocuk değildi. Aslına bakacak olursanız normal olmaktan alabildiğine uzaktı. Harry Potter bir büyücüydü. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki ilk yılını henüz tamamlamış bir büyücü. Ve Dursley'ler tatilde onun evlerine dönmesinden mutsuz oluyorlarsa eğer, onların mutsuzluğu Harry'ninkinin yanında hiç kalırdı. Hogwarts öyle özlüyordu ki, bitmeyen bir karın ağrısıydı sanki. Gizli geçitleri ve hayaletleriyle şatoyu özlüyordu. Sonra derslerini, belki iksir hocası Snape hariç, baykuşla gelen postayı, büyük salondaki şölenlerde yiyip içmeyi, kuledeki yatakhanede dört direkli karyolasında uyumayı, bekçi Hagrid'i yasak ormanın yanındaki arazide bulunan kulübesine ziyaret etmeyi ve hele büyücülük dünyasının en popüler sporu Quidditch'i. 6 tane yüksek kale, uçan 4 top vardır ve süpürgelere binmiş 14 oyuncu tarafından oynanır. Harry'nin bütün büyük kitapları, asası, cübbeleri, kazanı ve pek kaliteli Nimbus 2000 süpürgesi Vernon enişte tarafından hem de daha Harry eve gelir gelmez merdivenin altındaki bir dolaba kilitlenmişti. Yaz boyu antrenman yapmadığı için Harry kendi okul binasının Quidditch takımındaki yerini kaybetse bundan Dursley'lere ne? Harry ev ödevlerinin hiçbirini yapmadan okula dönse Dursley'lere ne? Dursley'ler büyücülerin muggle'lar dediği cinstendi. Yani damarlarında bir damla büyülü kan yoktu. Ve onlara bakacak olursanız ailede bir büyücü olması fevkalade utanç verici bir durumdu. Hatta Vernon enişte Harry'nin baykuşu Hedwig'i büyücüler dünyasına mektup taşımasın diye asma kilitle kafesine hapsetmişti. Harry ailenin geri kalanına hiç mi hiç benzemiyordu.
Vernon enişte iriydi ve boyunsuzdu. Koskoca kapkara bir bıyığı vardı. Petunia teyze at yüzlü ve kemikliydi. Dudley ise sarışın, pembe ve domuzcuk gibi. Harry'e gelince o küçümen ve zayıftı. Pırıl pırıl yeşil gözleri ve hep dağınık duran kuzgun karası saçları vardı. Yuvarlak gözlük takardı. Alnında da ince, şimşek biçiminde bir yara izi vardı. Harry bir büyücü için bile olağanüstü hale getiren de bu yara iziydi işte. Bu iz yalnızca onun pek esrarlı geçmişini ima etmekle kalmıyordu. Aynı zamanda 11 yıl önce Dursley'lerin kapı işine bırakılmasının da nedeniydi. Harry 1 yaşındayken gelmiş geçmiş en büyük kara büyücünün cadılarla büyücülerin hala ismini ağızlarına almaya korktukları Lord Voldemort'un lanetinden nasılsa sağ salim kurtulabilmişti. Harry'nin annesiyle babası Voldemort'un saldırısında ölmüştü ama Harry şimşek biçimi iziyle kurtulmuştu. Ve nasıl olduysa kimse nasıl olduğunu anlamıyordu. Voldemort'un güçleri Harry'i öldürmeyi başaramadığı an yok edilmişti. Böylece Harry'i ölen annesinin kız kardeşiyle onun kocası büyütmüşlerdi. 10 yılını Dursley'lerle geçirmiş, istemediği halde nasıl tuhaf şeylerin olmasına yol açıp durduğuna şaşmıştı. Dursley'lerin ona anlattığı hikayeye inanmış, yara izinin annesiyle babasının ölümüne yol açan otomobil kazasından kaldığını sanmıştı. Ve derken tam bir yıl önce Hogwarts, Harry'e mektup göndermiş ve bütün hikaye ortaya çıkmıştı. Harry kendisinin de yara izinin de meşhur olduğu büyücü okulunda yerini almıştı. Ama şimdi okul bitmişti ve yaz için yeniden Dursley'lerin yanına dönmüştü. Yeniden kokulu, pis bir şeylerin içine yuvarlanmış bir köpek muamelesi görmeye dönmüştü yani. Dursley'ler o günün Harry'nin 12. doğum günü olduğunu bile hatırlamamışlardı. Aslında pek umudu yoktu. Zaten ona doğum gününde hiç doğru dürüst armağan vermemişlerdi. Nerede kalmış pasta? Ama büsbütün bilmezlikten gelmek de. Tam o anda Vernon enişte ciddi ciddi boğazını temizledi ve "Şimdi," dedi. "Hepimizin bildiği gibi bugün çok önemli bir gün." Harry başını kaldırdı. İnanmaya cesaret edemiyordu. Vernon enişte "Bugün meslek hayatımın en büyük iş anlaşmasını yapabilirim," dedi. Harry yeniden başını kızarmış ekmeğine eğdi. "Tabii," diye düşündü acı acı. Vernon enişte o salak akşam yemeği davetinden söz ediyordu. 15 gündür başka hiçbir şeyden söz etmemişti zaten. Zengin bir inşaatçı ile karısı akşam yemeğine geliyorlardı. Ve Vernon enişte ondan koskoca bir sipariş almayı umut ediyordu. Vernon eniştenin şirketi matkap yapardı. "Sanırım programın üstünden bir daha geçsek iyi olacak," dedi. "Saat 8'de hepimiz yerlerimizde olmalıyız. Petunia sen?" Petunia teyze hemen "Salondayım," dedi. "Onları nezaketle yuvamıza buyur etmek için bekliyor olacağım." "Güzel, güzel. Ve Dudley?" Dudley, pis, şapşal bir gülümseme takınarak "Kapıyı açmak için bekliyor olacağım," dedi. "Paltolarınızı alabilir miyim Mr. and Mrs. Mason?" "Ona bayılacaklar," diye haykırdı Petunia teyze kendinden geçmiş gibi. "Mükemmel Dudley," dedi Vernon enişte. Sonra Harry'e döndü. "Ya sen?" Harry ifadesiz bir sesle "Odamda olacağım, hiç gürültü etmeyip orada yokmuşum gibi davranacağım," dedi. "Aynen öyle," dedi Vernon enişte pis pis. "Ben onları alıp salona getireceğim, seninle tanıştıracağım Petunia ve onlara içki vereceğim. Saat 8'i çeyrek geçe ben yemek hazır diye haber vereceğim," dedi Petunia teyze. "Ve Dudley, sen de?" "Size yemek odasına kadar refakat edebilir miyim Mrs. Mason?" diye şişman kolunu görünmez bir kadına sundu Dudley. Petunia teyze, "Benim kusursuz küçük centilmenim," diye burnunu çekti. "Ya sen?" dedi Vernon enişte Harry'e nefretle. "Ben odamda olacağım, hiç gürültü etmeyeceğim ve orada değilmişim gibi davranacağım," dedi Harry isteksizce. "Tamı tamına. Şimdi yemekte birkaç sıkı iltifat yapmaya bakmalıyız. Petunia, bir fikrin var mı?" "Vernon bana harika bir golfçi olduğunuzu söyledi Mr. Mason." "Lütfen bana o elbiseyi nereden aldığınızı söyleyin Mrs. Mason." "Mükemmel Dudley." "Şuna ne dersiniz? Okulda kahramanımız üzerine bir kompozisyon yazmamızı istediler Mr. Mason ve ben de sizi yazdım." Bu kadarı hem Petunia teyzeye hem de Harry'e biraz fazla gelmişti.
Petunia teyze gözyaşlarına boğulup oğlunu kucaklarken Harry güldüğünü görmesinler diye masanın altına daldı. Ya sen çocuk? Harry masanın altından çıkarken yüzüne ciddi bir ifade vermeye çalıştı. Odamda olacağım, hiç gürültü etmeyeceğim ve orada değilmişim gibi davranacağım. Vernon enişte şiddetle hem de nasıl dedi. Mason'lar senin hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bilmemeye de devam edecekler. Yemek bitince sen Mrs. Mason'ı kahve için salona geri götürürsün Petunia. Ben de konuyu matkaplara getiririm. Biraz şansım varsa on haberlerinden önce anlaşmayı imzalatıp mühürletirim. Yarın bu saatlerde Mallorca'da bir yazlık ev pazarlığı yapıyor olacağız. Doğrusu Harry bu planlar da pek heyecanlandırmıyordu. Dursley'ler onu Private Drive'dayken sevmiyorlardı ki Mallorca'da sevsinler. Tamam, Dudley ile bana smokin almak için şehre iniyorum. Ve sen, diye hırladı Harry'e, temizlik yaparken teyzenin ayağının altında dolaşma. Harry arka kapıdan çıktı. Pırıl pırıl, güneşli bir gündü. Çimenliği geçti. Bahçe sırasına çöktü ve yavaş sesle ''Mutlu yıllar bana, mutlu yıllar bana'' diye şarkı söyledi. Kart yok, armağan yok. Üstelik de akşamı orada yokmuş gibi yaparak geçirecekti. Mutsuz bir şekilde çite gözlerini dikti. Kendini hiç bu kadar yalnız hissetmemişti Harry. Hogwarts'taki her şeyden fazla, hatta Quidditch oynamaktan bile daha fazla en iyi arkadaşları Ron Weasley ile Hermione Granger'ı özlüyordu. Ancak arkadaşları onu hiç özlemiyormuş gibiydi. Her ikisi de ona yaz boyunca yazmamışlardı. Üstelik de Ron, Harry'i onu evlerinde kalmaya davet edeceğini söylediği halde. Harry defalarca Hedwig'in kafesini sihirle açıp onu bir mektupla Ron ve Hermione'ye göndermenin eşiğine gelmişti. Ama böyle bir rizikoya girmeye değmezdi. Yaşça küçük büyücülerin okul dışında sihir kullanmasına izin yoktu. Harry, Dursley'e bunu söylememişti. Çünkü asası ve süpürgesiyle birlikte merdivenin altındaki dolaba onu da kilitlemelerine tek bir şeyin engel olduğunu biliyordu. Hepsini papuç tartan böceğine döndüreceğinden korkmaları. Geri döndükten sonraki ilk iki haftada Harry ağzının içinde saçma sapan şeyler mırıldanıp Dudley'nin odadan şişman bacaklarının onu taşıyabildiği hızla apar topar kaçışını gözleyerek hoşça vakit geçirmişti. Ama Ron ile Hermione'nin bunca uzun süre sessiz kalmaları Harry'nin kendisini sihir dünyasının o kadar dışında kalmış hissetmesine yol açmıştı ki Dudley ile alay etmenin bile zevki kalmamıştı. Şimdi de Ron'la Hermione doğum gününü unutmuşlardı işte. Hogwarts'tan bir mesaj almak için neler vermezdi ki? Herhangi bir cadı ya da büyücüden. Hani neredeyse baş düşmanı Draco Malfoy'u bile görse memnun kalacak hale gelmişti. Bütün bunların bir düş olmadığından emin olmak için. Ona bakarsanız Hogwarts'ta geçen yılda baştan sona eğlenceli sayılmazdı. Ders yılının en sonunda Harry Lord Voldemort'un ta kendisiyle karşı karşıya gelmişti. Voldemort eski haline göre harabeye dönmüştü dönmesine ama olsun. Gene de dehşet vericiydi. Şeytan gibi kurnazdı. Gücü yeniden ele geçirmeye kararlıydı. Harry ikinci kez Voldemort'un pençelerinden kaçıp kurtulmayı başarmıştı. Ama kıl payı bir kaçıştı bu. Şimdi haftalar sonra bile geceleri buz gibi tere batmış halde uyanıyor. Voldemort'un nerede olduğunu merak ediyor. Onun soluk yüzünü, çılgın bakışlı kocaman gözlerini hatırlıyordu. Harry birden bahçe sırasında dimdik oturdu. Çite dalgın dalgın bakıyordu. Ve çit de ona bakıyordu. Yaprakların arasında iki kocaman yeşil göz belirmişti. Tam o sırada çimenliğin öbür yanından alaycı bir ses uçup gelince yerinden fırladı. Dudley, bugün günlerden ne olduğunu biliyorum, dedi. Yalpalaya yalpalaya ona doğru gelirken. Kocaman gözler kırpıştı ve yok oldu. Ne? Dedi Harry. O gözlerin az önce bulunduğu noktadan bakışlarını ayırmadan. Dudley onun ta yanına gelerek bugün günlerden ne olduğunu biliyorum diye tekrarladı. Aferin sana dedi Harry. Demek sonunda haftanın günlerini öğrendin. Bugün senin doğum günün diye dudak büktü Dudley. Niye hiç kart gelmedi? O ucube yerde bile hiç arkadaşın yok mu? Harry istifini bozmadı. Annen okulumdan söz ettiğini duymasa iyi olur. Dudley koca poposundan aşağı düşen pantolonunu yukarı çekiştirdi. Kuşkuyla, ''Niye çite bakıyorsun?'' diye sordu. ''Ona hangi büyü yapsam da bir güzel yansa diye düşünüyorum.'' dedi Harry. Dudley hemen şişko yüzünde bir panik ifadesiyle arkaya doğru sendeledi.
Ya yapamazsın. Babam sana büyü yapma dedi. Seni evden atacağını söyledi. Senin de gidecek başka yerin yok. Seni evine alacak arkadaşın yok. Abra kadabra dedi Harry korkunç bir sesle. Hokus pokus. Ne sihirdir ne keramet. Anne diye uludu Dudley. Gerisin geri eve doğru bir koşu koparırken kendi ayaklarına dolaştı. Anne onu yapıyor hani bilirsin. Harry bu eğlence anını pahalıya ödedi. Petunia teyze ne Dudley'e ne de çite zarar gelmediğine göre onun aslında büyü yapmadığını biliyordu. Gene de sabun köpüklü bir tavayla başına sıkı bir darbe vurmak için nişan aldı. Harry de kafasını eğiverdi. Sonra teyzesi ona yapacak iş verdi. Bitirene kadar da hiçbir şeyi yemeyeceği tehdidinde bulundu. Dudley oralarda tembel tembel oturup onu gözler ve dondurma yerken Harry camları sildi, arabayı yıkadı, çimleri biçti, çiçek tarhlarını kırktı, gülleri budayıp suladı ve bahçe sırasını yeniden boyadı. Güneş tepede ateş topu gibi parlıyor, ensesini yakıyordu. Harry, Dudley'nin attığı yeme kanmaması gerektiğini biliyordu. Ama o da tam aklından geçen şeyi söylemişti. Gerçekten Hogwarts'a hiç arkadaşı yoktu belki. Öfkeyle, keşke meşhur Harry Potter'ı şimdi görseler, diye düşündü. Çiçek tarhlarına gübre dökerken sırtı ağrıyordu. Yüzünden aşağı terler akıyordu. Sonunda Petunia teyzenin ona seslendiğini duyduğunda saat akşamın 7:30 olmuş. Harry de bitkin düşmüştü. Gir içeri. Gazetelerin üstünden yürü ha. Harry pırıl pırıl mutfağın gölgesine kavuştuğuna memnun olmuştu. Buzdolabının üzerinde gecenin pudingi duruyordu. Muazzam bir çırpılmış krema dağı ve şekerli menekşeler. Bir domuz budu fırında cızırdıyordu. Çabuk ye, Mason'lar her an gelebilir, diye atıldı Petunia teyze. Sonra da mutfak masasındaki iki dilim ekmekle bir parça peyniri gösterdi. Somon pembesi kokteyl elbisesini giymişti bile. Harry ellerini yıkayıp zavallı yemeğini mideye indirdi. Bitirdiği anda Petunia teyze tabağını hop diye kaldırıverdi. Yukarı, çabuk. Oturma odasının kapısından geçerken Harry'nin gözüne papyon kravatları ve smokinleriyle Vernon enişte ve Dudley çarptı. Kapı zili çaldığında daha henüz katın sahanlığına gelmişti ki eniştesinin kızgın yüzü merdivenlerin altında belirdi. Unutma çocuk, tek bir ses. Harry sahanlığı geçip parmaklarının ucuna basarak yatak odasına vardı. İçeri süzüldü. Kapıyı kapadı ve hemen üzerine yığılıp uyumak niyetiyle yatağına döndü. Mesele şu ki yatakta zaten birisi oturuyordu.